Merhaba Goberler. 13 numaralı köşe taşıyla birlikteyiz. Tek çift sorularına geçiyoruz arkadaşlar bu köşe taşımızla birlikte. Hadi bakalım dikkatli dinleyin. İnce ayrıntıları kaçırmayın arkadaşlarım. Kolaydır, hemen öğreneceksiniz. İlk sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. A tek sayı, B çift sayı demiş kardeşlerim. Böyle A'nın veya B'nin tek çift olduğunu bildiğiniz zaman hemen kafadan bir sayı değeri verin bunlara. A madem ki tek sayı 1 olsun, B madem ki çift sayı o da 2 olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye bir soru sormuş. Hemen bakıyorum. A'ya 1 demiştik, B'ye 2. 3 kere 1 3, 2 daha 5 çıktı. Çift sayı istiyordu, bu değil. Şimdi tek çift sorularında şu kuvvetleri önemsemeyeceksiniz kardeşlerim. O yüzden ben bunları direkt siliyorum. A'ya 1 demiştik, B'ye 2. 3 kere 2 6 yaptı. 6 ile 1'in toplamı 7 çıktı. O halde bu da değil. A 1'di, B'de 2 idi. Burası 6 yaptı. 1'den 6 çıktı. Eksi 5. Yani tek sayı geldi. Bu da değil. Devam edelim. A 1'di, 2 yaptı burası. B de 2 idi. 2 ile 2'nin toplamı 4 geldi. Cevabın Denizli olduğunu bulduk kardeşlerim. Edirne'yi de deneyelim. Aklımız kalmasın. 1 ile 2'yi çarp diyor. Artı 3. Burası 2 yapar. 3 ile topladığımda 5 çıktı. Yani tek sayı bu da değilmiş dostlar. Geldim 2 numaraya. Şimdi diyor ki n artı 1. N artı 1. Çift bir sayıdır diyor kardeşlerim. Yani ne olsun çift sayı dediği zaman? 4 olsun mesela. E bu durumda n ne çıkar arkadaşlar? 1'i bu tarafa attım. 3. Yani n dediğim sayı tek bir sayıymış. 3 diyebilirsiniz artık. 1003 de diyebilirsiniz. 1 de diyebilirsiniz arkadaşlarım. İstediğiniz bir tek sayıyı verip değerleri yerine yazacaksınız. Bakalım hangisi tek sayı çıkacak. Şimdi kuvvetleri önemsemiyorduk. Hemen sildim bu kerataları. N yerine 3 yazalım. 3, 3 daha 6. Bu çift çıktı, geç. N yerine 3 yazalım. 3 kere 3 9. 1 daha 10. Bu da çift çıktı. 3 yazarsak 3, 3 daha 6. Bu da çift çıktı. 3'ten 1 çıktı 2. Bu da çift. 3'ten 2 çıktı 1. İşte bu tek geldi. Devam edelim 3 numaralı sorumuzda. A ve B tek sayı. Hemen birine 1, diğerine 3 diyelim. C ve D çift sayı. Biri 2, biri 4 olsun arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye sormuş bize. Bakınız dostlarım, kuvvetleri bir kere siliyorum. 1 ile 3'ün çarpımı 3. Çift sayıyı arıyoruz. Tek çıktığı için bunu sildim. Bursa şıkkına geldim. Üstteki kuvveti siliyorum. B ile C'yi çarp diyor. 3 ile 2'yi çarptım 6. Bir de A ile toplayın, yani 1 ile toplayın diyor. 7 yaptı. Çift olmadığı için bunu da sildim. Ceyhan şıkkına geliyorum dostlarım. 1 bu. B kaçtı 3. D kaçtı 4. Çarpalım. 1 kere 3 3. 3 kere 4 12 geldi burası. Eksi A yani 1. 12'den 1 çıktı 11. O halde bu da tek sayı. Bunu da sildim. Devam edelim. 4 çarpı A. Kardeşler yeri gelmişken şunu da öğrenelim hemen çaktırmadan. Şimdi sayımız ne olursa olsun A tek de olabilir, çift de. Çift bir sayıyla çarpıldığı zaman buranın sonucu kesinlikle çift çıkacak kardeşlerim. Ha, biz şimdi bunu yapmayacağız tabii. Biz değer verecektik. 1 verdik. 4 kere 1 4 çıktı burası. Artı B'ye 3 deyin diyor. C 2 idi 6 oldu. D'de 4'tü. Toplayalım. 7. 6 daha 13. 4 daha 17 yaptı arkadaşlarım. Yani bu da tek çıktı. O halde bunu da sildim. Sıra geldi şuraya. Şu kuvveti bir silelim önce. A ile C'yi çarpın diyor. 1 çarpı 2. 2 yapar. B ile D'yi çarpın diyor. 3 çarpı 4. 12 yapar. Topladım 14 geldi. Çifte ulaştık arkadaşlar. Edirne şıkkı doğru cevaptır. Geldik buraya. N çift doğal sayı diyor dostlarım. N çift bir doğal sayı. O halde ben N eşittir 2 olsun dedim. İfadelerinden kaç tanesi her zaman tek doğal sayıdır? Tek olmasını istiyoruz. Biz önce şu kuvvetleri bir silelim kardeşlerim. Şöyle bir hepsini bir yok edelim de. Ondan sonra şimdi şıklarımıza bakalım tek tek. 2 ile 2'nin toplamı 4. Bu çift yaptı arkadaşlarım. Bu olmadı.
Neydi n? 2. 2 ile 3'ün toplamı 5. Bu tek yaptı. 7. 2 ile 5'in toplamı 7 yaptı. E bu da 7. Yemek yedi anlamında tabi. N yerine 2 yazdık. 2. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8 artı 2. Ne geldi burası? Eksi 4. Yani çift bir sayı çıktı arkadaşlarım. Bu olmadı. Her zaman tek olsun istiyor bizden çünkü. N 2 idi. 2, 3 daha 5. 5, 2 daha 7. E bu da tek sayı çıktı. 3 tanesi her zaman tek doğal sayıymış dostlarım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin. Keratalar merhaba. 14. köşe taşındayız. Bakalım bu videomuzda neler yapacağız arkadaşlarım. Bir görelim hemen. Birinci sorumuzla başlıyorum dostlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş kardeşlerim. Bakın burada neler yapıyorum şimdi. Yine tek çift sorusu dostlar bunlar da. Şimdi şunu yapacaksınız. Az önceki videomuzu da söyledim ya arkadaşlar, bir önceki videomuzda. Eğer sayının ne olduğunu umursamayın. C tek, çift hiç önemli değil benim için. Yanında çarpım durumunda bir çift sayı varsa burası kesinlikle çifttir diyorum arkadaşlar. Yani artık çift olduğunu bildiğim için ben bu adama 6 diyeyim mesela. 6 olsun bu bizim için. 8 olsun, 10 olsun, 2 olsun fark etmez. Peki ne oldu şimdi yeni halimiz? A çarpı B artı 5 eşittir 6 oldu. Peki A ile B'nin çarpımı 5'i bu tarafa atarsak 6'dan 5 çıktı 1. Yani tek bir sayı çıktı mı arkadaşlar? İkinci bilgimiz de şu. Çarpma işleminin sonucu tek ise söyleyebileceğim tek kesin bilgi şu. Bu iki kerata, ikisi de çarpanların her biri kesinlikle tek sayıdır dostlar. Yani A da tektir, B de tektir. O halde söyleyebileceğim tek bir şey var, o da A ve B tektir. Şunu neymiş kural söyleyelim. X çarpı Y çarpı Z çarpı K mesela. Bu çarpma işleminin sonucu tek miymiş dostlarım? Sen ne diyebilirmişsin? Bu tek, bu tek, bu tek, bu tek. Kesinlikle hepsi tek sayı diyebilirmişsin. Geçtim 2 numaralı soruya. Dostlar rasyonel bir ifade varsa hemen içler dışlar çarpımı yapın. Önce bunu bir düzenleyin kardeşlerim. Şurada bir yapalım biz. 2x artı y burada dursun. Şu 4 ile burayı çarpacağım arkadaşlarım. 4z artı 4 çıktı. Şimdi dostlar neler öğrendik onu bir daha hatırlayalım. 1. Şuradaki ifade 4 ile çarpıldığı için kesinlikle çift diyebilir miyim ben artık bunu? 2 ile çarpıldığı için şuradaki ifade de kesinlikle çifttir diyebilir miyim? 4 zaten çift bir sayı. Arkadaşlar bakın bir tek y kaldı. Yani aslında şunu söyledik biz. Burada x'in tek mi çift mi olduğunu bilmem. Ama 2 ile çarpıldığı için çift. Burayı geç artık. Burası yok. E bu da çift, bu da çift. Yani bir tek y harfi kaldı. O yüzden ben x ile ilgili bir şey söyleyemem. Z ile ilgili bir şey söyleyemem. X ile ilgili bir şey söyleyemediğim için bunu da bilemem. Yani cevap aslında ya Bursa ya Ceyhan. Bunu göreceğiz şimdi dostlarım. Peki çift demiştik buna. Hadi bu 2 olsun. E bu da çift. 4 olsun. Şu da çiftmiş arkadaşlarım. 6 olsun. Salladım. Peki 2, 4 daha 6 geldi. Şöyle bir şey oldu. 6 artı y eşittir 6. 6'yı bu tarafa atarsak y eşittir 0. 0'ı biz çift sayı olarak kabul ediyoruz dostlarım. 0 çift sayıdır kardeşlerim. O yüzden y kesinlikle çift bir sayıymış diyebilirim artık. Peki y çiftse mesela 2 olsun. 2 ile 6'nın toplamı 8. Bu çift çıktı mı kardeşlerim? Y çift ise mesela 4 olsun. 4 ile 1'in toplamı 5. Bu tek çıktı mı kardeşlerim? Bize neyi soruyor? Hangisi kesinlikle tektir? O halde Ceyhan. Adamın canımın istediği değeri veriyorum, tamam mı? Y çift çıktı ya. 8'de, 10'de, 12'de ne istersen de artık ondan sonra. Hadi geldik bu soruya bakalım burada ne yapacağız? Ne diyor bize? Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir? Rasyonel bir ifade gördüm. Yine bunu ben bir açayım mı dostlarım? Şöyle yapalım. A artı 7 eşittir. B ile burayı çarpıyorum. B kare artı B geldi kardeşlerim. Ne demiştik? Tek çift sorularında şu kuvveti yok görün kardeşler. A artı 7 eşittir. B artı B'den 2B geldi mi dostlar?
Artık şunu çok iyi biliyoruz. Çift sayıyla çarpıldığı için bu adam kesinlikle çift. Çift olduğunu bildiğimden dolayı buna bir sayı sallayalım. A artı 7 eşittir 10 olsun arkadaşlarım bu adam. Peki 7'yi gönderdim bu tarafa. A eşittir 3. Bakın ne söyleyebiliyorum ben? A tek bir sayıdır kesinlikle. Hangisi kesinlikle çifttir diye soruyor. A kesinlikle tek bir sayıdır kardeşlerim. Peki hocam B ile ilgili bir yorum yapabilir miyim? Hayır. Bakın şöyle yuvarlak içine aldığımla ilgili yorum yapamam kardeşlerim. O yüzden o dursun kenarda. Yani B ile ilgili şu anda kesin çifttir, kesin tektir diyemem kardeşlerim. Peki devam ediyoruz. A tek bir sayıydı. Bunu biliyorum kardeşlerim. A tek. Şöyle değerlendirelim. Şu şıkkı bir konuşalım. Madem ki A tek. Hocam burayla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Yok yapamayız kardeşlerim. Bu B var çünkü burada. B'nin tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden Ceyhan şıkkını da sildim. Bursa'yı silmiştim. Yine şu Denizli'ye gelelim. Hocam B var. B ile ilgili bir yorum yapabilir miyim? Hayır yapamam çünkü B'yi silmiştim zaten. Burayı da gitti. Edirne'ye geldim. Hocam yine burada B var. B var ama arkadaşlar bakın korkmayın. Şurayı bir B parantezine aldığınızda A artı 1 geliyor kardeşler burası. Peki A nasıl bir sayıydı? A'yı ne bulmuştuk biz az önce? Tek. Peki tek oldu yani 3 diyelim biz buna. 3 ile 1'i topladım 4. Yani şurası %100 çift bir sayı yaptı mı kardeşler? B ne olursa olsun ben çift bir sayıyla B'yi çarpıyorum. Yani neyi çarptığımın önemi yok. Çiftle bir şeyi çarptığım için sonuç kesinlikle çifttir diyebilecek miyim? Olay bitmiştir arkadaşlar. Hadi geldik 4 numaralı soruya. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir? Bakalım şöyle bir soruya. Bayağı bir gıcık gibi gözüken bir soru değil mi arkadaşlar? Böyle ilk bakıldığında korkunç. Hani şurada bir içler dışlar çarpımı yapacağız. Bir şeyler gelecek. Şurada bakın eşitlikler verilmiş. Bir başlayalım isterseniz soruya. Bakalım neler gelecek görelim. Şu ikisini bir alalım mı dostlarım? Ben de bilmiyorum ne işe yarayacağını. Aldım başladım öyle bir şeyler yapmaya. Yani şunu yazıyorum. A eksi B eşitmiş B eksi C'yi. Eksi C'yi bu tarafa atarsak A artı C eksi B'yi bu tarafa atarsak 2B oldu mu? Biz 2B'nin kesinlikle çift olduğunu biliyoruz 2 ile çarpıldığından dolayı. A ile C'nin toplamı o halde kesinlikle çift. Hayda çıktı ya soru. Dostlar demek ki gıcık gözüken soruların aslında içinde cevabı zaten gizliymiş. Korkmamıza gerek yokmuş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar.